Hoş geldiniz Turgut Reis. Buyurun. Hoş bulduk Aysel Hanım. Hoş bulduk da beni niye böyle acele görmek istediniz bilemedim. Remzi Efendi de noh dedi, peygamber demedi. Bir şey söylemedi. Hassas bir mevzu Turgut Reis. Herhalde benden duymanızın daha doğru olacağını düşünmüştür. Hayırdır Aysel Hanım? Önce buyurun şöyle oturalım. Birer kahve alırız değil mi? Nasıl içersiniz kahvenizi? Sade. Zahmet olmazsa. Hiç zahmet olur mu? Gahya. Bir tahminde bulunabildiniz mi Turgut Reis? Ahmet ve Hilal değil mi? Doğru tahmin etmişsiniz. Demek herkesin dilinde bu mesele. Yok, öyle değil. Kimsenin bilip konuştuğu yok. Sizce de yakışıksız bir durum değil mi? Hilal, pırlanta gibi bir kızdır. Ama aralarında epey yaş farkı var. Yaş farkı o kadar önemli değil. Şefik Bey'le benim aramda da yaş farkı vardı. Oğlum babasına çekmiş. Asıl mevki farkı, görgü farkı. Soy sop aileler arasındaki fark. Ne desem bilmem ki. Bana kalırsa iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Ama siz de haklısınız. Haklıyım elbet. Ama onun mağdur olmasını istemem. Konuştum Hilal'le. Hem onun hem ailesinin istikbalini garanti altına almayı vaat ettim. O ne dedi? Bir şey demedi. Düşünmesini istedim. Bana derseniz ki aracı ol, konuş onunla, ikna et. Biliniz ki yapamam Aysel Hanım. Şimdi müsaadenizle. Açılırsın. İyi gelir. Sıcak buna hiç iyi gelmedi. İyi oldu bu hava bir şey ya. Şu kutsiye de kat kat giysiler içinde belli etmiyor mu? Endamı da yerindeymiş yani. Mahsus Bey duyarsa şimdi zindan eder hepimize buraya. Yok be, onun feri söndü. Hiç kimseye bir şey yapacak hali kalmadı onun. Ay hiç belli olmaz. Hayırdır reis? Ne işin var buralarda? Şey... Aysel Hanım, bana bir şey sorması icap etmiş. Ne sorması icap etmiş? Hilal ve benle ilgili mi? Şimdi ben de tam bu konuyu konuşacaktım kendisiyle. Anlaşılan konuşulacak hiçbir şey kalmamış. O da anadır. Siz de evlatsınız. Anlamak lazım gelir onu da.
Aklım hanımı reis. Hı hı. Gel birlikte gidelim. Annem İlal'i çok üzmüş. Şimdi senden duyunca da iyice emin oldum. Onu bir görmem lazım. Hayırlısı neyse o olsun. Hamamda bir mahkum fenalaşmış. Haberim var Gülsüm. Duydum. Düşünün. Yürü bakalım. Kız döksene şunu başından aşağı soğuk suyu. Tık yok valla. Ya sıcak çarpmıştır sıcak. Sıcak çarpması değil bu. Ateşi vardı. Gökhan Hanım! Tekerlekli sandalye geldi. Ya dur ayaklarından tut sen. Gitmiş. Az önce buradaydı. Kaptan, nerede Hilal? Hiçbir şey söylemeden gitti. Nereye gitmiş olabilir reis? Kafası bozulmuşsa Deniz ilaç gibi gelir ona. Telsizden arayalım mı? Bırak yalnız kalsın. Kafasını toplasın biraz. Öyle diyorsun da benim için hiç rahat değil. Rahat ol Ahmet, rahat. Yani senin takayı atlayıp peşine düşmeyelim öyle mi? Yok canım. Tanımaz mıyım ben Hilal'i? Karadeniz onu toparlar şimdi. Bana kalsa sahil güvenliğe haber verelim derim. Hiç sevmez öyle şeyleri. Bekleyelim. Peki. Verin bir ilaç götürelim koğuşuna ya. Ben sorumluluk alamam. Hastaneye gitsin. Zırt pırt hastane. Tansel Hanım. Evet. Kevser Kılıçkaya'nın hastaneye gitmesi gerekiyormuş. Ambulansı çağırın. Geliyorum. Baş olsun efendim. Ziya Bey, cezaevine acil bir ambulans çağırın. Nedir durum? Ambulans yolda efendim. Bence boşuna telaş. Hemşire korktu, hastaneyle konuşmuş. Geçen gün Kevser'e gelen avukat var ya, o da hastanedeymiş. Mış mış da mış mış. Avukat niye hastanedeymiş? Aynı durum. Yüksek ateş. Griptir. Başka ne olacak?
Benim bu duruma Ahmet Bey'e haber vermem gerekir. Efendim ne gerek var? Ahmet Bey ne yapacak? Ne yapacağını kendi bilir. Ben haber vereyim ve kendi karar versin.